Herkese selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Sorular sordunuz. Dün evvelsi gün, dün işte sorular videosu yapayım dedim. Çünkü hep tek tek mesajlarla ya da maille cevap verdiğim sorulara artık dedim şöyle bir hepsi beraber olsun. Özel olmayan sorulara dedim artık cevapları vereyim. Ve sizden de güzel sorular geldi. Şimdi onları böyle yavaş yavaş elimden geldiğince çok uzatmadan yavaş yavaş tamamlayayım. Şimdi öncelikle isimleri okumayayım. Siz göreceksiniz zaten bir şekilde. Ben şöyle orada çıkarıyorum. Şimdi sizin için çanta mı daha... şunu söyleyeyim. Sizce en çok bana ne soruluyordur? Hadi biraz düşünelim. En çok bana ne geliyor? Tabii ki niye kendini göstermiyorsun soruları felaket yani. %80 sorular neden kendini göstermiyorsun? Neden yorumlar kapalı? Neden like, işte beğenileri yapamıyoruz vesaire. Evet şimdi sıradan gidelim şöyle. Sorular geldikçe ben de cevapları vereceğim. Sizin için çanta mı daha önemli, ayakkabı mı? Benim için aslında ayakkabı rahatlık olarak çok önemli. Çünkü ayaklarımda zaten sorun var ama sanırım ikisi de önemli. İkisini de seviyorum. Ama çok böyle zırt pırt ayakkabı değil de çanta herhalde daha fazla alıyorum. Çünkü rahat ettiğim ayakkabıları bulup mesela Esprit'den bu spor ayakkabı tarzında ama dolgu topuk gibi onlardan aldım. Ondan sonra 2 ay geçti beyazını aldım falan. Hani rahat ettiğim bir ayakkabıyı öyle almayı tercih ediyorum açıkçası. Ama çanta da önemli tabii ki. Çanta da seviyorum. Sizi severek takip ediyorum. Benim size sormak istediğim, kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Bir de sizi videolarda görmek istiyoruz. Çok güzel bir bayansınız. Ay teşekkür ederim. Bir de bol bol yemek alışverişi istiyoruz. Evet. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. İşte kısaca kendimi nasıl tanıtayım? Evliyim. Evli mutlu çocuklu. Bir de beyaz araba alacağım. Bir de araba alacağız ha. Araba bir de parmağım sağa. Hem de şeyler. Tamam şimdi Betücüğüm sıra bende. Sıra bende. Kısaca kendimi tanıtayım. Ne gibi tanıtayım bilmiyorum. Sorular gelsin öyle zaten otomatikman tanımış olacaksınız. Öyle daha iyi olacak. Senin videolarını severek... bir de neydi? Bol bol alışveriş videosu. Tamam burada pek soru yokmuş zaten. Senin videolarını çok seviyorum Aylin Aykut. Azide abla kızın da çok tatlı maşallah. Çantamda ne var videolarını çok severek izliyorum. Ben de. bir arkadaş terlemeyle ilgili soru sormuştu. Ona başka bir arkadaş cevap vermiş. İşte çok terliyorum. Terlemeyi önleyici ne olabilir? Diğer arkadaş da ona işte o deodorantların içinde bir şey olduğunu yazmıştı falan filan. Ben terleme önleyici değil de hani koku önleyici tercih ediyorum. Çünkü terleme doğal bir şey, yani olması gereken bir durum. Ama kötü kokudan hiç kimse hoşlanmaz. Onun haricinde benim kullandığım Impulse'ı çok seviyorum. 8x4 Adidas'ın bir tane limited edition bayan ürünü çıkmıştı. Harikaydı o gerçekten. Pudralı ürünleri de kullanıyorum aslında. Ben çeşit çeşit kullanıyorum ama genelde hep böyle tam en fazla kullanılan markalarda gidiyorum genelde ben de. Videolarınızda kendinizi neden göstermiyorsunuz? Ta 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 ta. Aha da en önemli soru. İşte evet. Bu da Bambi. Şimdi öncelikle şunu bir açıklık getirelim. Videolarda kendimi göstermemin estetik açısıyla bir alakası yok. %70, %80 üyelerim beni biliyorsunuz zaten. Ama benim için estetik kaygılar o kadar mühim değil. Önemli olan güvenlik. Sadece sizin gibi tatlı tatlı kişiler izlemiyor. Her ipini koparanın izleyebildiği ortamda ben kendimi canı isteyip açıp benim yüzümü gözümü görmesinden çok hoşnut olacak bir insan değilim. Ondan dolayı kızımı zaten göstermem ama arada biliyorsunuz birkaç tane bir şeyler yapıyorum. Çünkü benim yaptığım videonun amacı belli. Yemek tariflerimi paylaşmak ve makyaj malzemeleri hakkında kendim test ettiğim ürünleri size tavsiye veya işte onlar hakkında fikirlerimi sunmak. Onun haricinde yüzümün, gözümün, ağzımın, burnumun herhangi birilerine faydası olacağını düşünmediğim için buna gerek duymuyorum açıkçası. Tatillerde İstanbul'da oluyorsunuz. Memleketiniz aslen İstanbul mu? Eşinizle aynı memlekette misiniz? Bazı alışveriş videolarında sizin
alıp yemediğiniz eşinizin aldığı bazı ürünleri şakayla karışık eşinizin mezhebi farklı oluyor, yiyor gibisinden ifade ediyorsunuz. Sakıncası yoksa bu konuda. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Eşimle, hayır, aynı memleketliyiz. Fakat düşünce yapıları farklı. Şimdi onu açıkça söyleyeyim. Yok, eşim de elhamdülillah Müslüman. Hanifi mezhebindeyiz ama o bazı mezhep olaylarına da farklı bakış açısı var. Çok farklı konularda farklı düşüncelerimiz var. Yani aynı mezhepiz dediğim mezhepteniz ama onun düşünce yapısı farklı. O da şundan kaynaklanıyor aslında. Yani kendi kafamıza göre takılmıyoruz. Bazı profesörler bazı konularda hani başka bir şey söylüyorlar. Bazı konularda bir de akademisyen yani bunlar. Biz tutup da nasıl diyeyim ya, bu konular biraz derin ve ince konular. O yüzden çok farklı düşünüyoruz bazı konularda ve Betül'ün eğitiminde de dini konularda biraz çatışmıyor değiliz aslında. Nasıl söyleyeyim? Ben bir de düşünüyorum bazen gerçekten farklı dinden evli olanların işi çok zor. Biz aynı dinden olup da düşünce yapıları farklı olup çocuk yetiştirmeye gelince işte olaylar orada biraz patlak veriyor. Gerçekten çok zor bir şey, kolay değil. Ben mesela Alman dükkanlarından alınan, zaten normalde sosis mosis çok hassası değilim. Yani Türk dükkanı da olsa, helal falan yazsa da ben çok güvenmiyorum hiçbir şeye, markaya. Ama onun haricinde tutup da Alman firmalarından et vesaire, tavuk yiyorum. Ama yiyorum derken onu da içim silmiyor. Ama eşim daha rahat bu konuda. O yüzden ben çok rahat değilim. İşte çocuk da işin içine girince hani örnek olma açısından ben çok tasvip etmiyorum. O daha normal buluyor falan. Bu konuda biraz çatışıyoruz açıkçası. Ama önemli olan o çatışmada normal konuşmayı sağlayabilmek diye devam ediyorum. Çağla Çaklit. Çaklit sormuş. En sevdiğin yemek nedir? Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 makyaj malzemesini alır. Çağlacığım. Yani ıssız bir adaya düşsem bırak makyaj malzemesini yani herhalde sadece kızımı isterim yanımda. Bir de adanın şartları ne gerektiriyor? Bir de onu sormak lazım. Ya su var mı? Bir şey var mı? Ona göre bir adaya gideyim yani. Yok kızım. Yoksa makyaj malzemesi hikaye. Her şey makyaj, estetik değil. Ama Çağla, soruyu şöyle bir değiştirelim mi? Yani yıllar boyunca sadece 3 tane makyaj malzemesi kullanmam gerekse ben neyi tercih ederim? Ha, bu daha güzel bir soru bence. Biliyorsunuz kalıcı ruj hastasıyım. Hem markasını da işte Maybelline hastasıyım hatta. Bir tane güzel bir ruj. Çünkü onu allık olarak da kullanabilirim. Rimmel ve siyah bir göz kalemi. Güzel kalıcı olanlarından çünkü onu far olarak da kullanabilirim. Yani evet. Bu daha iyi oldu herhalde. Bu daha güzel bir cevap oldu. En sevdiğin yemek nedir? En sevdiğim yemek, aslında yemek pek ayırmam ama sulu yemeklerde, yani tencere yemeklerinde eti o kadar sevmiyorum ama eti çok seviyorum. Fırın yemeklerinin hastasıyım. Fırında böyle köfteli, patlıcanlı falan yemeklerin hastasıyım. Onun haricinde bir üzerinde peynir falan olunca. Krep hastasıyım, krep manyağıyım. Zaten poğaça, börek, mörek falan Allah yani. Ben tam bir hamurcuyum. En sevdiğim yemek, evet. Merhaba, eğer bir gün ikimiz de Türkiye'de olsak ve ben Almanya'ya gelme şansım olsa görüşmek isterim. Razı olar mısınız? Razı olarım ki şöyle, ön bir sohbetimiz, muhabbetimiz olmadan görüşmem. Fakat belirli bir samimiyete gelir konuşma ya da sohbet, muhabbet ya da diyalogumuz, samimiyetimiz. Tabii ki buluşurum. Çünkü yaptım da bunu. Hatta Almanya'da Zümrüt, Azerbaycanlı bir arkadaşla, hatta eşlerimizle ailece buluştuk. Çünkü aylarca sohbet ettik, muhabbet ettik. Güzel bir samimiyet kuruldu arada. Ona istinaden böyle bir buluşma İftarda hatta buluşmuştuk. Çok da güzel oldu. Onun haricinde yine bir blogger arkadaşım, Vintage Duygular. O da işte bana ulaşmıştı mail yoluyla. Ondan sonra yine sohbet, muhabbet vesaire ve tekrar eşlerle falan buluştuk. Yani buluşma tabii ki ama belirli bir muhabbet ve tanımam ve güvenmem gerekiyor. Onun haricinde memnuniyetle neden olmasın. Azide abla, video çekmeye nasıl başladın? Kaç senedir yurt dışında yaşıyorsun? Çok güzel soru. Video çekmeye nasıl başladın? Ben 2008 yılında ilk videolarımı yaptım. O da Google Video'ydu. YouTube değildi.
O zaman Google ile YouTube aynı değillerdi. Yani aynı, birbirine bağlı değildi. O farklı, o farklıydı. Onun da sebebi şuydu, işte evimize taşınmıştık. Hatta bir soru vardı, ona da cevap vermiş olayım. İşte normal evde mi oturuyorsun, binada mı, dairede mi? Daire kendi dairemiz. Taşındığım zaman işte aileme gösterme çabası, hani işte ne aldım, ne ettim ya da ne pişiriyorum vesaire derken, ben yaşadığım yeri ufak ufak video çekiyordum. Evin bir yerlerini video çekiyordum. Onu öyle Google'a yüklüyordum. Blogger'dım yine o zaman, çünkü 2005'te açmıştım blogumu. Orada parça parça yayınlıyordum zaten. Ama kendimi gösterdiğim videolar hep aileme özel videolar falandı. Yani kaç senedir yok işte böyle başladım. Yani aileme gösterme amaçlıydı her şey. İşte yemek yapıyorum, işte onları göstereyim ya da arkadaşıma göstereyim. Ama ağırlık ailemdi tabii ki. Yurt dışında aileden uzak olunca otomatikman böyle sürekli telefonda işte alışveriş yaptım, neler aldım vesaire, böyle sürekli hani diyalogda anlatma derdinde oluyorsunuz. Böyle teknolojik imkanlar da olunca tabii çok daha iyi oluyor. Kaç senedir yurt dışında yaşıyorsun? 14 yılı devirdim. Vay, evet 14 yılı devirdim. TRD satılan, bayıldığın rimel markası nedir? Hiç hakim değilim. Türkiye'deki markalara hiç hakim değilim. Türk firmaları da bilmiyorum, bazılarına, bazı bloggerlara gönderiyorlar. Yani 15 bin üyeyi devirdim ama Türk firmalardan çok böyle bir ilgi alaka görmüyorum. Genelde Alman firmalar, Türkçe video yaptığım halde onlardan çok ilgi görüyorum ama Türk makyaj şeylerinde, firmalarından, markalarından çok haberdar değilim. Far konusunda evet, Flormar falan vesaire, ama rimel konusunda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Aziz ablacığım, ikinci bebeği düşünüyor musun Hönk? Eğer soru çok özelse cevaplamak zorunda değilsin. Öpüyorum seni ve Beti'yi. Hasret Narin. Hasretciğim, gerçekten bence özel bir soru. Çok özel, ama şöyle söyleyeyim. Bir çocuğu dünyaya getirip tek kalmasını isteyecek kadar egoist bir anne değilim. Kendimi düşünürsem eyvallah, aynen öyle. Tek çocuk, ah yeter falan filan, ama hayatta kardeş çok başka bir şey. Yani o yüzden siz de biliyorsunuz Nurgül, diğer kardeşlerim falan. Ben çok kardeşli bir aileden geliyorum ve bu çok güzel bir şey. Yani bunu zaten yıllar geçtikçe daha çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden Betül'ün tek kalmasını hiç istemem. Nasip kısmet bu işler diyelim. Allah ne dilerse o olur. Azide abla, astrolojiye ilgin var mı? Burcun ne? Astroloji, evlenmeden önce çok ilgim vardı. Böyle çok kitaplar vardı. Linda Goodman diye falan filan, böyle büyük büyük kitaplar. Biraz abim de alakalıydı. Onunla alakalı yani. O kitaplar alıyordu. Ben de okuyordum onun sayesinde. Aslan Burcu'yum. 78'liyim. 36 yaşındayım. Geçen ay 36'ya bastım. Aslen nerelisin? Hah, bu sorular çok fazlaydı şimdi. Aa, demin de vardı. Onu tamamlamış olayım. Yarım kalmıştı o zaman o soruda. Uzun bir soruydu. Aslen nereliyim? İstanbul doğma büyüme yetişmeyim. Ama kökenim, ailem, annem, babam vesaire Karadenizliyim. Samsunluyum. Çok da güzel bir şehir. İmkanım olsa gitmek çok isterim ama genelde tatillerim hep İstanbul benim. Çünkü ailem İstanbul olduğu için. Ama Samsun'da, şöyle söyleyeyim, Karadeniz, hatta Almanya'yı biraz tanıtmak için şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya eşittir Karadeniz. O kadar birbirine benzeyen bir havaları falan var ki, işte çok yeşillik. O yüzden çok yağışlı bir bölge falan filan. Ama çok güzel. Gerçekten Karadeniz çok 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 başka. Mesleğiniz, eğitiminizi öğrenmek isterim. Severek takip ediyorum. Sevgiler, Melisa. Melisa, lise, Büyükçekmece Lisesi ve artı ön lisans bilgisayar üzerine. Hatta mesleğim işte çalışıyor musunla ilgili bir soru vardı, onu da söyleyeyim. Özel kişiye özel bilgisayar kursları verdim. Paint Shop, Photoshop kursları çok verdim. Ama Betül olduktan sonra o kadar o konulara geçemedim. Lisans eğitiminde de makyaj, işte diksiyon dersleri falan filan, hepsi benim çok kapsamlı bir şeydi. Hepsi içinde vardı. Güzel bir dönemdi. Çocuğun kaç yaşında? Kaç tane ve ileride yeniden yapmayı düşünüyorsun? Tabii canım. Ya şöyle bir şey Sami, sevgili kardeşim. Betül 4 yaşında. Yani nasip kısmet. Dediğim gibi tek çocuk
egoistçe bir davranış. Annenin egoistliği olur ama nasip kısmet işi diyorum. Allah neyi nasip ederse eyvallah. Emine, ablacığım dünya mutfağına ilgin var mı? Varsa en sevdiğin yemek ne? Ve Türkiye, Almanya dışında hangi ülke dikkatini çekiyor? Dünya mutfağına ilgim şöyle. Ben yine daha böyle Afrika mutfağı, Mediterran işliyoruz ya işte, Akdeniz mutfağı seviyorum. Doğuyu da seviyorum aslında. Tam kuyruk yağı falan çok benlik değil ama aslında her ülkenin ya da her mutfağın sevdiğim şeyleri oluyor. Mesela İtalyan mutfağı çok yakın bize, çok seviyorum. Yunan mutfağı da aynı şekilde, ki Yunan'la aynıyız zaten neredeyse. İtalyan da öyle. İtalyan mutfağında mesela içli köfteyi gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Onlarda da içli köfte olduğunu görünce dedim aa tamam falan. Yani seviyorum. Bizim damağımıza yakın olan lezzetleri seviyorum. Tatlı olarak da Fransız mutfağını öyle seviyorum. Yoksa Fransız yemeklerini hiç beğenmiyorum. Avrupa mutfağını çok sevmiyorum, beğenmiyorum. Geçen de biz bir İsveç restorantına gittik mesela. İsviçre miydi ya? Bir şey böyle balık ağırlıklı falandı. Onu da sevmedim. Arjantin'e gitmiştik bundan 5-6 yıl önce. Yine et ağırlıklı. Eşim çok mest olmuştu. Ben o kadar değil. Yani böyle Fas mutfağı, Mısır, ne diyeyim ya, yine bize yakın olan ülkeler mi diyeyim, böyle biraz Arabik ülkelerin mutfaklarını daha çok merak ediyorum. Yani bizimle ne aynı ya da neyi farklı yapıyorlar? Ya da şöyle söyleyeyim, Mısır'daydık işte 2004 yılında. Pilav yediğimde pilavın içinde kinzi vardı. Çok farklı gelmişti. Kinzi Gürcü mutfağında çok kullanılır. Gürcü yengem vardı, oradan biliyorum. Çok da sevdiğim bir yemek, damak şeyleri var onların işte. İçine ekşi katarlar, ceviz katarlar falan. Hani farklı lezzetleri seviyorum ama hiç sevmediğim bir şey söyleyeyim. Çin mutfağını hiç sevmiyorum. Şu tatlı ve tuzlunun bir arada kullanılması, yemeğin içinde meyve kullanılması. Hoş, Osmanlı mutfağında çok kullanılırmış ya. Neyse, benlik değil. Makyaj hobim sormuş. Öncelikle selamlar Aziz abla. Seni çok severek takip ediyorum ve merak ettiğim de şu anda videolarının kenarında köşesinde Azide Hobi yazdığım program ve videolarını düzenlerken kullandığım program nedir? Özel lisanslı program kullanıyorum. Ondan önce de lisanslı program kullanıyordum bu videolardan önce, 2000'li yıllarda, 2000'in başında falan. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, yani kuzenimin mesela küçük sünnet düğünü olduğunda videolarını ben montajlamıştım. Hani CD yaparak falan. Benim ilgi alanım ve asıl bölümüm zaten o. Ama o zaman Pinnacle kullanıyordum. Pinnacle Studio 9 kullanıyordum. Şu anda lisanslı kullandığım programın adı Video Deluxe 17. Video Deluxe 17 Magix firmasına ait. Onunla yapıyorum. Kesme, biçme, işte şey ekleme, alt tarafa müzik falan. Profesyonel bir program. Çok da güzel bir program. Seviyorum yani. Özellikle zaten benim ilgi alanımda PaintShop programları. Adobe kullanmıyorum ben. Jazz kullanıyorum. Corel kullanıyorum. Yine bunlar hep profesyonel, hani insanların para kazandığı şeyler. Profesyonellerin kullandığı program. Mine Batu sormuş. Azide abla, oturduğun ev kira mı yoksa, ha buna cevap vermiştim. Müstakil mi, tercihin ne? Ha tamam. Aslında şöyle söyleyeyim mi? Betül'den önceki dönemle Betül'den sonraki dönemle çok farklı, düşünce sistemi çok değişti. Ben İstanbul'da yıllarca binada, yani apartmanda büyümüş bir kız olarak diyeyim. Ben müstakil evden biraz ürken, korkan birisiydim. Ki Almanya'ya ilk geldiğim zaman bir yıl boyunca dubleksi bir evde kaldık zaten. O yüzden dubleks ev hiç sevmiyorum. Merdivenli ev hiç sevmiyorum evin içinde. Özellikle makine takarken o yukarıdan aşağıya tık tık onu indirmek falan filan benlik değil. Yalnız Betül'den sonra şöyle düşünce sistemi şöyle değişti. Ben çok ot, börtü, böcük seven bir kişi değildim. Ama son 5 yıldır böyle bir yeşillik falan filan yaşlandıkça öze dönme var galiba. Biraz daha yani bahçeli ev olsaydı kızım için iyi olurdu. Hani kendim için değil ama onun rahat oynaması açısından falan. Biraz daha böyle müstakil eve doğru böyle düşüncelerim yavaş yavaş kaymaya başladı. Onun öncesinde işte bu evimizi satın almadan önce eşimle çok böyle normal müstakil ev bakarken, daire bakarken benim tercihim hep daireydi. Eşimin tam tersiydi çünkü o hep müstakil evde büyümüş. Herkes aslında büyüdüğü ve yaşam tarzına göre bir seçim yapıyor ama
bu düşüncem değişti. Hatta eşim hala söyler, ne oldu, ne oldu falan diye de. Bir de 10 yıldan fazladır evlisin maşallah. Allah mesut bahtiyar eylesin. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Önerilerini dinlemek isterim. 10 yıldan fazla oldu. 15 yılı dolduruyoruz şu anda. Sonrasında yani her şey, her konuda konuşabilmek. Ya aynı kültürle alakalı aslında. Yani politika, biz eşimle her şeyi konuşabiliyoruz ya. Bu çok önemli bence. Önemli olan bu galiba. Galiba tabii ki sevgi, saygı, o zaten o tartışılmaz. O artık çok klasik olduğu için onları tekrar etmiyorum. Farklı bir şeyler söylemek adına diğerlerini söyledim. Yine Emine'den. Ablacığım, yiyecek ve içecek hizmetleri öğrencisiyim. Bu sene lise 3'e gideceğim. Bu yaz tatilinde senden öğrendiğim çok şey var. Şu anda hayranlığımı cümlelerle anlatamam. Ya, çok teşekkür ederim. Sana sormak istediğim çok şey var. Hakkında merak ettiğim onca konu var. Seni çok örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Sesin çok güzel, harikasın. Seni de çok beğeniyorum. Türk sanat müziğini eşsiz yorum. Çok güzel oldu bu ya. Ay Emine, seninle görüşelim şekerim. Eşsiz yorumluyorsun biliyorum. Uzun yazıları okumayı sevmiyorsun. Hem de hiç. Hiç. O yüzden blogları takip edemiyorum. Fotoğrafları bakıp geçiyorum. Olsun, bu şans her zaman elime geçmiyor. Değerlendirmek istedim. Seni çok çok öpüyorum Emineciğim. Ben de senin güzel yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkür ederim ya. Çok şeker. Sude sormuş. Far olarak en çok önerdiğin marka nedir? Ayrıca şu aralar far olarak hangi renkleri öneriyorsun? Ben dönemsel şeyleri pek sevmiyorum. Dönemsel renkler falan değil de psikolojime bağlı olarak renkleri kullanıyorum ki renk çok kullanıyorum. Eflatun far da sürerim, mavi de sürerim. Tabii biraz kıyafete ve takılarımla alakalı. Yani çok renkli giydiysem makyajı arka planda bırakıyorum. Ama çok sade giydiysem biraz renklerde falan oynama yapıyorum. Far olarak, şimdi genel olarak Body Shop'un farları gerçekten çok güzel. Art Deco'nun ürünlerini beğeniyorum. Onun haricinde Essence gerçekten büyük atılımda. Güzel bir far bazıyla kalıcı hale gelebiliyor. Flormar gerçekten çok iyi bir marka. Ama çok sinir oluyorum bana ürün göndermedikleri için. Bunu da açıkça söylüyorum. Onun haricinde yani far olarak başka Bejun'un ürünleri harika. Silik. Silik paletler müthiş. Yıllardır kullanıyorum biliyorsunuz. Yani Sude'cim, bunları söyleyebilirim. Başak. Başak sormuş, Azide abla uygun fiyatlı ve TR'de bulunan ürünlerden favorilerini. Flormar, Golden Rose Almanya'da anormal pahalı, görseniz şaşırırsınız. Eczanede satılıyor. 3 misli fiyat dedim yani, şaşırmışlar iyice. Başka, oje olarak zaten Flormar, pastel falan gerçekten çok iyi. Abi de Alix Evian, İzmir'den üyem Neşe'den gelmişti ve çok beğendim ürünlerini, harika. Başak yine, Azide ablacığım bir de yüzünü göstermek istemediğini biliyorum ama sadece gözünü göstererek bir yapar mısın, birinde gördüm de. Yaptım Başak aslında. Benim çok göz videolarım var. Fakat ya ışık sistemi falan filan, şöyle düşünüyorum. Bu işi o kadar profesyonelce güzel yapanlar var ki, Pixibo, Julia. Yani onlar varken, ama yani yaptım var, videolarım hep var kenarda. İnanın ben video hep çekiyorum. Yani benim hobim televizyon değil, işte kitap okumadan bazen çalıyor. Ama benim video çekmek, video montajlamak, kendi kendime yaptığım videolar, kendimize özel, onlarda efektler kullanmak falan, ben bunların hastasıyım yani. Herhalde bıkmayacağım tek şey yani, yaklaşık 15 yıldır ben bunu yapıyorum. 15-20 yıla gideceğim. Videolar değil de 20 yıl, yok 20 değil 15 diyeyim hadi. Okul zaman falan, o kadar, bu kadar sistemler gelişmiş değildi. Ama onun haricinde ya yapıyorum ama çok beğenmiyorum. Neyi beğenmiyorum? Makyajı beğenmiyor değilim. Işık sistemini falan beğenmiyorum. Bir de hep telaşlı oluyor. Benim makyaj yapmam bir görseniz zaten 10 dakikada yani pırt pırt pırt, tamam hazırım, saç da dahil olmak üzere. Ama bunu çok kişiden şey yapıyorum yani, bundan bu konuyla ilgili çok mesaj alıyorum. Çünkü makyajlarımı %50, %60 gören arkadaşlar var zaten önceki Facebook'tan falan da. Yani evet, aslında düşünüyorum sadece tek göz işte olabilir, neden olmasın, ama inanın o ayarı yapmak çok zor oluyor. Zaten yemek
işte alışveriş, tiyolar falan sanırım böyle devam edecek. Belki günün birinde olur da kafama eserse o yapıp yapıp yayınlamadığım tek göz videoları ya da işte bazı videolardan şöyle doğum günlerimizde falan böyle arada bir estirip yayınlayabilirim belki. Ama yüzümü gözümü yani genel olarak göstermem yok, onu istemiyorum. Dediğim gibi sadece bilsem ki tatlı tatlı kişiler izliyor yani öyle bir şey de olmadığı için kimin izlediğini görmediğim için çok böyle rahat edilecek bir konu değil. Bir de şu var biliyor musunuz? Ya şöyle düşünsenize 20-30 kişiden bahsetmiyoruz şu anda 15 binlerde. Ben tanımıyorum ama siz beni tanıyorsunuz. Çok haksızlık olarak görüyorum ben bunu. Ha, sesten tanıma çok başka bir şey ama yüzü gözü göstermek ve herkesin elinin altında hani tık deyince benim yüzümü gözümü görmeleri. Ya bilmiyorum yani biraz prensiple ve karakterle alakalı. Benlik bir durum değil yani. Ya yok, kesinlikle benlik bir durum değil. Hatta önceden gösterdim biliyorsunuz beni baştan beri takip edenler zaten biliyorlar. Vardı öyle videolarım ama sonradan baktım ki olay değişiyor. Evli bir hanım olarak da yani yok ya benlik değil. Yok. Genç kızlar yapsınlar da ben değil. Ben almayayım. Aziz ablacığım seni uzun zamandır çok severek takip ediyorum. Benim sorum şu. Hiç evcil hayvan beslediniz. Seni çok seviyorum Göksu. Göksu'cum şöyle söyleyeyim. Benim yani evlenmeden önceki dönemde sokakta bulduğumuz kedi köpeği eve alıyorduk biz. Annem de falan sonra tekrar bıraktık. Yani köpekler hep oldu hayatımızda. Kedi köpek. Ama uzun süreli olarak papağanımız vardı. Sultan papağanımız vardı. Muhabbet kuşlarımız hep oldu. İşte İngiliz Shepherd falan. O da hep abimle alakalı. Abim gidip Bakırköy'den alırdı sürekli. Biz de onları. Balıklarımız çok oldu. Akvaryumumuz vardı. Akvaryum. Kuşlar hep hayatımızda vardı yani. Şimdi de var zaten iki tane biliyorsunuz. Lokum ve çilek. Ablacığım kaç dil biliyorsun? Türkçe, Almanca, İngilizce. İngilizce ön lisansta biraz daha kuvvetlendi. Fena değildi. Mısır'da mesela gittiğimiz zaman aa dedim ben konuşabiliyormuşum bayağı. İngilizce, Almanca, Türkçe. Ama her dile karşı çok alakam, ilgim var. Mesela Polonca'da birkaç cümle biliyorum işte. Skarp, yakleci falan. Ondan sonra böyle farklı dil. Mesela Hindistanlı bir arkadaşım vardı. Ondan bir iki kelime öğrenmiştim. Parlay falan. Çocuk demek bu arada. Yani böyle farklı dillerde işte Çin restoranına eşim çok sevdiği için gittiğimiz zaman mutlaka işte teşekkürleri ben Almanca söylemem. Şişi, o da şişini. O da gittiğim zaman mutlaka ni hao. Yani seviyorum. Farklı dillerde bir şeyler işte. İspanyol Betül'ün arkadaşı var. Onlar geliyor eşiyle. Onlar mesela adios diyorum yani. Seviyorum. Farklı diller. Dillere de yatkınlığım var. O yüzden. Yani farklı dillerde konuşma çabasındayım her daim. Ama Almanca, İngilizce. İngilizce biraz geri planda kaldı. Almanca çok ön plana çıkınca. Almanca ve Türkçe, İngilizce diyelim. Bir kere fotoğrafınızla ilgili video göstermiştin. Çok bayıldım. Çok hoş ve güzelsiniz ama kendinizi çekimlerde göstermiyorsunuz. O kadar çok güzel olurdu. Ben çok sevinirdim sizi izlemeye. Sibel'cim biraz önce de anlattığım gibi yani kendi çok şey geliyor, uzak geliyor. Benlik bir şey değil. O açıdan çok da güvenli de bulmuyorum açıkçası. Yani bilmiyorum. Benlik bir durum değil o kendini gösterme olayı. Ama tekrar altını çizerek söyleyeyim. Estetik açıdan hani çok güzel yorumlar gelmişti zamanında da. Fazla güzel yorumlar gelmişti. Ama güzellik bizim elimizde olan bir şeydi. Yani Allah vergisi olan bir şey. Çirkinlik de çok göreceli bir kavram. Ağız, burun, simetri her şey mükemmel olabilir ama karakter sıfır olduktan sonra ne işe yarar? Ya da güzellik de iki sivilce iki yaraya bakar yani. O da öyle bir şey. Yani şahsi fikrim bu. Ayfer, Azide Hanım bence siz hakkında 50 gerçek videosunu yapın. Yo, üyelerin ne olduğunu bileyim ona göre. Olsun. Teşekkür ederim o fikrin için. Instagram'da yoksunuz. İsim olarak yazdığınız adres... isim olarak yazdığınız adres yok. Yazar mısın ha? Adres yok. Şimdi Meloni. Meloni şöyle bir şey. Instagram'da vardım. Hatta herkes çok beğeniyordu neyi. Günlük video yapıyordum. Yani sabah kahvaltıyı çekiyordum. Öğlen bir şey yapıyorsam onu çekiyordum falan. Fakat vaktimden çok aldığını farkına vardım. Bir de kızımın aktiviteleri çok başladı artık bilgisayarda. Hobimden geçmek istemiyorum.
video montajlamak, fotoğraf, kart yapmak. Biliyorsunuz e-kartlarım, günaydın kartları, cuma kartları, işte özel gün kartları vesaire, işte doğum gün kartları. Bunlar benim demirbaş hobilerim. Yani asıl hani Azide ne yapıyor? Ben bunları yapıyorum. Bunlar benim stres attığım, böyle bunaldığım zaman renklerle oynadığım falan bir yer. O açıdan yani kaybettim konuyu ya. Instagram'da falan sayfa açtığım zaman yorumlar geliyor. Eyvallah, çok güzel, ama cevaplayamadıktan sonra ya da okuyamadıktan sonra siz oraya yazdığınızda pek bir şey fark etmeyecek. O açıdan Instagram'ı kaldırdım. Çok arkadaşım mail attı, üzüldük dedi ya, çok harikaydı oradaki videolar falan. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, Instagram'da ne yapıyordum? Betül okula bırakırken işte selamlar, herkese günaydın şarkı falan da söylüyordum. İşte hatta bir tanesinde piyano şey Betül Orkun'u çalmıştım, gitar falan çalmıştım. Herhalde bir şeyler yapmıştım öyle. Çok seviliyordu ama dediğim gibi vakit, biliyorsunuz vakit çok mühim. O yüzden daha verimli olması açısından Facebook'ta zaten çok aktifim. Her soruya cevap veriliyor ya da YouTube'da biliyorsunuz oradan mesaj gönderilebiliyor. Profile girdiğiniz zaman YouTube kanalında hakkında bölümünde ileti gönderebiliyorsunuz. O yüzden her yerde olmaktansa birkaç tane yerde olup ama sorular cevapsız kalmasın. Benim prensibim bu. Ev hanımsınız ama çok şey biliyorsunuz. Bu işte ne mezunsunuz? Bunu cevapladım. Kylie Minogue. Neden yüzünü göstermiyorsun? Biliyorsunuz artık. Mutlu olmam, sağlıklı bulmam diyeyim, geçeyim. Öncelikle merhaba. Benim sorum, basit tariflerinizi deniyorum ve çok güzel oluyor. Nasıl bu kadar marifetli elleriniz var? Çok lezzetli. Çok teşekkür ederim Liana. Liana'cığım, aslında ne biliyor musun? Ne kadar çok yaparsanız o kadar el pratikleşiyor. Şöyle bir örnek söyleyeyim benimle ilgili. Bundan 8 yıl, 9 yıl önce falan mesela bir yere gittiğimde böyle pamuk gibi poğaça elimde, Allah'ım nasıl yapıyorlar bunu? Nasıl yapıyorlar bunu? Yok, yapamıyordum. Ama olay neymiş? Beklemek. Gerçekten sabretmek. Sabırsız bir insansanız poğaça börek işinde olmuyormuş bu iş. Onun haricinde yapa yapa pratikleşiyorsunuz aslında, gerçekten olay o. Bir de yemeği sevmeye başladığınızda Allah Allah, yani daha fazla. Gizem sormuş. Gizem Lovatic. Yurt dışında yaşamak zor mu? Ve oradaki insanlar size din değişikliğinden dolayı garip bakıyorum. Çok güzel soru. YouTube'da vakit ayırmaktan sıkıldığınız hiç oluyor mu? Yoksa hayatınızda bir parça mı? Önceden videolarda yorumlar kapalıydı. Açmamız çok iyi oldu gerçekten. Acaba neden kapatıyordunuz? Şimdi Gizemciğim, aslında önceden neden kapatıyordum? İşte buna geliyor. Aynı şey geliyor. Şimdi vakit yok gerçekten. Bütün büyümeye başladığı zaman aktivitelerimiz çoğaldı. Oturup da soruları okuyacak cidden vaktim yok. Ve size de haksızlık olsun istemiyorum. Yani yazıp hani çok var böyle. Uluslararası yapan da var, Türkiye'de de yapan vardır. Okunmuyor yani. Okunmuyor gerçekten. Ve tutup da okuyamadığım şeye zaten cevap yazamayacağım. Niye açık dursun ki o zaman? Gereksiz. Ondan yani şöyle de oluyor mesela. Önceden neden tam karar verdim biliyor musunuz? Çok önemli sorular gelip soruları gözden kaçırdığım zamanlar olup da çok gönül koyanlar oldu. Ve hasta olan birkaç kişi oldu, işte bilmem ne hastası falan filan. Çok üzülmüştüm. Sonra dedim yani ben cevap veremiyorsam gerçekten niye açık kalsın ki? En azından 30 kişiye cevap verip arkası kalıyordu. Bir de böyle bir şeydi bende. Sonra baktım gerçekten vakitten çalıyor. Kızımın vaktinden. Biliyorsunuz öncelik annem, eşim. Yani evim, ocağım, parkım. Onlardan kaldığı için yorumları kapatıyorum o yüzden. Önceden daha az kişiydi. Herkese yanıt verebiliyordum. Ve her yerde olmak çok verimli değil. Bir iki yerde olup da soruları cevap vermek daha mantıklı benim için. Yurt dışında yaşamak tabii ki zor. Olmaz mı? Özellikle din tabii ki yani. 1-0 otomatikmen ön yargı. Yani bu kesinlikle var. Müslüman. Müslümanlıkla ilgili zaten son yıllarda Müslümanlığı iyice aşağı çekmek için millet ülkeler zaten biliyorsunuz ellerinden geleni yaptığı için. Zor. Zor tabii ki ama verebileceğiniz cevap varsa eğer, yani şöyle söyleyeyim, ben Hristiyanlıkla ilgili de çok iyi bilgim var. Yani İncil'de bölümlerle ve o İncil'deki ayetlerle de biraz haşır neşirim. Verilecek cevabınız olduktan sonra hiç sorun değil. Bir şekilde geri çevirebiliyorsunuz soruları. YouTube'da vakit ayırmaktan sıkılmıyorum. Dediğim gibi bu benim tek ve bambaşka hobim. Tek hobim değil. Tıp falan da yapıyordum. Onun haricinde ara sıra dikişe dalıyorum falan. Tek hobim değil ama birinci sıralarda, ilk sıralarda olan hobilerimden bir tanesi. Başka soru neydi? Bu kadar. Devam ediyorum. Azide abla aslen nerelisin? 55. Kız 55. 55 sen benim. Sağ olsun. Hemşeriyiz.
Selamünaleyküm Azide Hanım. Aleykümselam Aslıcan. Sizin tariflerinize bayılıyorum. Süpersiniz. Videolarda resminizi görmüştüm ve düşündüm. Bu kadar çok hamur işi ve lezzetli yemek yapıyorsanız nasıl bu kadar zarif ve formdasınız? Resimlerinizi görmeden önce sizi hiç böyle tahmin etmiyordum. Yanlış anlamayın ve şimdi şöyle bir şey. Tipik Türk kadınıyım. Tamam mı? Etli butluyum. Yani öyle zayıf falan değilim. Yıllar önce zayıftım tabii. Ama dediğiniz gibi bu kadar hamur işiyle haşır neşir olunca. Ha bir de şu var. Dönem dönem veriyorum alıyorum ama çok takık bir insan değilim. Olsam zaten bu kadar hamur işi hastası olmam. Dönem dönem alıyorum, veriyorum, ediyorum. Bir de yüzümün yüz yapısından dolayı ince bir yüz yapısına sahibim. Zayıf görünüyorum yüzümden dolayı. Ama çok zayıf değilim ama çok da kilo takık olan insanlardan hoşlanmıyorum da. Çünkü öyle değiliz. Eşim de öyle değil. Biz ikimiz de yemeği içmeyi seviyoruz ama dönem dönem hadi kendimizi biraz toparlayalım diyoruz. İşte biraz karbonhidratı kesiyoruz. Biraz daha böyle protein ve sebze mevze falan filan ağırlık gidiyoruz. İşte hani baklagiller. Ondan sonra tekrar bir hobi karbonhidrata dönüyoruz. Dönem dönem kendimize çeki düzen veriyoruz. Ama öyle çok zayıf değilim. Ama çok aşırı da değil, ne bileyim ben. Yani çok zayıf değilim, onu söyleyeyim. Hiç öyle bir şey yok yani. Neden yüzünü göstermiyorsun? Beğenmeyi, yorum yapmayı kapatıyorsunuz. Neden yüzünüzü göstermiyorsunuz ve beğenmeyi, yorum yapmayı kapatıyorsunuz? Bunu aslında cevap vermiştim. Beğenileri kapatmamın sebebi neydi biliyor musunuz? Onu samimiyetle cevap verebilirim size. Bu video yaptığım sürelerde video ekliyordum. Takır tukur hemen böyle 3-4 tane beğenmeme, dislike'lar geliyordu. Dedim ya deli mi bu millet, ne oluyor hani daha hiç izlemeden etmeden. Sonra düşündüm. Dedim ne gerek var? Hani çok merak etmiyorum yani. Ben özellikle videoları yapmamdaki amaç belli. Kimlerin izlediğini biliyorum ve onlarla zaten diyalogdayım. Onların beğenip beğenmediğini zaten biliyorum. Ha dedim kaldırayım en iyisi. Çünkü boşu boşuna bir bakıyorum işte dislike, like. Ya bunun bir getirisi yok yani. Olsa ne olur, olmasa ne olur ama çok arkadaşımdan bunu diyorum. Ya Azide beğenmek istiyoruz ya da işte bir şey oluyor, yorum yazmak istiyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Böyle rahat ya. 2 yıldır 3'e mi girdim yoksa? 2 yıldır falan böyle yapıyorum ve gerçekten iyi gidiyor. Azide ablacığım mesleğin ne acaba? Bilgisayar programcılık okudum aslen. Gibi basic programlama dili. Ama onun haricinde benim asıl şimdi yani son 10 yıldır yoğunluk Paint Shop, Photoshop video bearbeitung. Sevda sormuş. Kendi makyaj yaparken seni izlemeyi çok istiyorum. Bazen paylaştığın resimlerde harika görünüyor. Böyle bir şey yapmaz mısın? Ya yok ya, yapmam herhalde. Yapmam. Evet, Nurgül sormuş. Yan yan yengeç. Biliyorsunuz Nurgül benim en küçük kardeşim. Azibe'den sonra Nurgül var. Yazmış ki ortanca seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Düşüneceğim önce çünkü çok ağır zor bir soru. Tabii ki seviyorum seni Naciye'ciğim. Sevmez miyim? Seni çok seviyorum bir tane. Bütün kardeşlerimi seviyorum. Şimdi öbürleri de kıskanmasınlar diye hemen deyin. Azide abla yanlış anlama ama açık mısın kapalı mısın? Açığım ama kapalı gibiyim. Kapalı gibiyim ne demek? Yani namazıma falan dikkat eden, yani namaz kılmaya çalışan bir insanım. Dini vecibilerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Sadece kapalı değilim. Kıyafetimde de belirli sınırlarım falan vesairelerim var yani. Dekolte falan giymiyorum. Ayşegül Dilber süpersin Azide abla sen konuş biz dinleyelim modundayız. Hiç çalıştın mı Almanya'da? Bir de ikinci çocuk neden istemedin? Çok sakıncası yoksa cevaplar mısın? İkinci çocuk neden istemedin diye bir şey yok. Nasip kısmet. Allah ne dilerse o olur. Almanya'da hiç çalıştın mı? Hayır hiç çalışmadım. Yok hiç çalışmadım deyince yanlış olur. Şöyle kişiye özel bilgisayar kursları verdim Betül doğana kadar. Betül doğduktan işte küçük bebekken çok vakit oluyor ya o zaman da. Hani sürekli uzun uzun uyudukları için o zaman da bilgisayar kursları verdim. Yine kişiye özel. Onun haricinde herhangi bir firmada vesaire yok çalışmışlığım olmadı. Merve Yaşar sormuş. Azide abla concealer würdest du mir empfehlen also von welcher Farbe? Bir de bunu Almanca cevap vermesin. Ya natürlich sonne. Evet şimdi hızlanıyorum çünkü hem Almanca hem Türkçe cevap vereceğim. Şimdi 3 tane concealer kullanıyorum şu zamanlarda, şu dönemde. Ich benutze diese Zeit, zurzeit drei Concealer. Das von Benefit Boeing. Boeing ist besser als die anderen. Onu gerçekten Boeing diğerlerinden daha iyi. Şu dönemde 3 tane kullanıyorum dedim ya. Bir tanesi mesela ich bin sehr zufrieden. Gerçekten bundan çok memnunum. Bunu tavsiye edebilirim. Ich bin sehr zufrieden damit und
Die anderen sind von Catrice und Clinique. Aber, yani gerçekten, ich muss ehrlich sagen, eigentlich sind beide nicht so schlecht. Ich hoffe, meine Antwort reicht für dich. Umarım cevabın da yeterli gelmiştir. Yani hepsi gerçekten üçü iyi fakat bundan biraz daha memnunum. Warum zeigst du dich nicht? Onu cevap verdim zaten. Neden kendini göstermiyorsun dedi. Bir kere gördüm seni. Maşallah. Çok tatlı, güler yüzlü birisin. İnşallah yüzüne hep... Sümeyra sormuş. En iyi yaptığın yemek hangisi ve hangi tariflerini bize tavsiye edersin mutlaka yapmamız gereken? Fırın yemeklerimi mutlaka takip edin. Çünkü fırın yemekleri en pratik, en hızlı ama en lezzetli olan yemekler bence. Bence. Fırın yemeklerinin hastasıyım. O yüzden Sümeyra'nın sorusuydu. Kızına ilk önce Türkçe mi Almanca mı öğrettin? Sanırım Türkçe, Almanca... Türkçe ama Almanca nasıl öğreteceksin? Veya kindergarten'da nasıl anlaşıyor Almanca bilmiyorsa. Şimdi şöyle bir şey. Bu konuyla ilgili özel video yaptım. Lütfen ona mutlaka bakın. Ana dil eğitimiyle ilgili. Betül doğmadan önce özel bir seminere katıldık. Orada profesörlerin ve bürokratların olduğu, politikacıların olduğu bir büyük bir seminerdi. Gelsenkirchen'de düzenlendi ve çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. İşte Metin Şenocak tarafından organize edildi falan. İşte Türk Birliği Çatı Derneği. Orada şu söylendi. Temel konu şu, ana dil eğitimi ilk 3 yıl sadece ana dil verin ve ondan sonra üzerine istediğiniz dille gidin. Ben ana dil, benim ana dilim tabii ki Türkçe, ben ana dilim Almanca demiyorum. Değil çünkü, ben dediğim gibi 15 yıldır buradayım. Aber trotzdem, ich kann Deutsch sprechen. Tabii ki ona rağmen Almanca konuşabiliyorum yani. Ama şu var ki, ben Almanca konuşabiliyorum ama ne olursa olsun ana dilim olmadığı için bazı kelime çıkışlarında hata ya da aksan farkı olur diye Betül'le Almanca konuşmuyorum. Fakat bu şu demek değil, ben Betül'e Almanca vermedim. Ben Betül'e Almanca zaten Almanya'ya gelmeden önce biliyordum annemden dolayı. Çünkü annem buradan gelme, Almanya'dan Türkiye'ye gelme işte. İyi günler, guten tag, hallo, başka danke, bitte schön, tschüss ya da schön tag noch falan vesaire. Hani temel cümleleri verdim ama büyük uzun cümleler vermedim. İlk 3 yıl sadece ana dil eğitimi, ondan sonra bütün diller. Ve şöyle söyleyeyim, anaokulundakilerden çok övgü ve iltifat alıyorum bu kadar hızlı Türkçe, Almanca öğrenmesiyle alakalı. Çünkü Türkçe'ye çok hakim bir kızdı Betül. Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda 4 yaşında Betül. Ve müsaade eder misin? Hatta, fakat tarzında bu bağlayıcı kelimeleri falan çok iyi kullanıyor. Otomatikman Almancası da çok hızlı ilerledi. Eşimin ana dili Almanca olduğu için o sırf Betül'le güya Almanca konuşuyor. Otomatikman Türkçe konuşuyor ama aslında Almanca konuşması lazım da. Neyse, çok hızlı gittim. Işıl Sağırlı. Ya ben en çok evini merak ediyorum. Bazen videolarda parça parça görüyorum ama senin anlatmanı ve detaylı göstermeni yok. Öyle bir şey hiç yapmayı düşünmüyorum. Bir de neden Almanya'dasın? Orada mı doğdun, büyüdün? Onu merak ediyorum. Sadece sen mi Almanya'dasın? Ailen mi? Akraban var mı? Almancan çok güzel. Yani Almancam çok 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 güzel değil. Yani perfect değil ya da öyle söyleyeyim. Kötü de değil açıkçası. Yani burada doğmadım, büyümedim. Onun bilinci hep var ve hep gelenlere öncelikle onu söylüyorum. Kelime hazinenizi geliştirin. Gramatik, çünkü gerçekten Almanca'nın gramatiği çok ağır. Özellikle bu article'lar, yani İngilizce'de bir the var. Almanca'da 3 tane ve bunları cinslere ayırıyor falan filan. Gerçekten gramatik kompliziert für mich. Immer noch. Ama çok da zor bir dil de değil yani. Kelimeler ve cümleyi bir şekilde yapıyorsun sadece. Ek gramatikte mesela der Tisch ama auf dem Tisch falan filan. Oralarda biraz zorluk var ama o kadar da zor değil. Kelime haznesini geliştirdikten sonra gramatik ana diliniz olmadığı için mutlaka konuşun. Öyle ya da böyle kendinizi ifade edin. Çünkü ben hep öyle devam ettim. Baştan beri öyle gittim. Hani Almanca konuşamıyorum falan yapısında olan bir insan baştan beri hiç olmadım zaten. Bir de karakterle alakalı zaten herhalde. Çünkü ben her yere eşimle mesela doktor işlerim, ben bir yıl buradaydım ama kendim gidebiliyordum falan filan. Neyse, devam ediyorum. Bir de takıntılı olduğum bir şey var mı? Mesela illa ev temiz olacak, gezmeye gitmem falan. Yok, hiç öyle bir şey değilim. Çok pis bir insan değilim ve pis insanları sevmiyorum. Ama çok tertipli, böyle aşırı düzenli insanları da sevmiyorum. Hayatı temizlik üzerine kurulu insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Hayatı kaçırıyorlar zaten bence. Mesela diyelim ailece yemek yedik. Bulaşıkları mutfağa koydum. Hava çok güzel. İki tercih var. Ya bulaşıkları yıkayacağım, evi mis gibi yapacağım ya da gezmeye gideceğim. O bulaşıkların kirini akıtırım, kenara koyarım, ben gezmeye giderim. Bu kadar basit yani. Hayatımın önüne
geçecek derecede değil. Bir kız çocuğum var. Pislikte yaşatmayacak kadar temizim. Ama hayatım temizlik üzerine kurulu değil. Açık ve net söylüyorum. Başka? Ha, takıntılı olduğum bir şey var mı? Ben edepsizliğe çok çok takıntılıyım. Öyle söyleyeyim. Hadsizliğe gelemiyorum. Bana ya da başkasına. Yani tereciye tere satanı sevmiyorum. Öyle bir kurallarım var yani kendi. Aa, bitti mi ya? Nasıl ya? Bir dakika. Aa, bitti galiba. Bir dakika. Hem bir de atladığım oldu mu acaba? Şimdi kaldım. Azizciğim, videolarını gerçekten beğenerek izliyorum. Tabii ki sen yüzünü göstermeden yayın yapıyorsun. Buna saygı duyuyorum. Benim sorum, acaba bir gün üyelerinden tabii ki kamerasız bir yerlerde buluşmayı düşünür müydün? Ben üyelerimle dediğim gibi buluştum. Yani iki tane üyemle farklı zamanlarda tanıştık. Hatta ailece tanıştık. Ama dediğim gibi hani çoklu olarak bir yerde böyle bir buluşma falan çok vaktim olmuyor. İstanbul'da, Türkiye'de olduğum zaman zaten aileme anca vakit ayırıyorum ama olabilir de bilmiyorum. Olabilir. Kameranın olmadığı falan. Ya kameranın olduğu da olabilir. Fotoğraf falan da çekilebilir ama dediğim gibi ben videoda herkesin elinin altında. Hadi açıp da ben orada budur konuşacağım. Millet beni istediği zaman durduracak, istediği zaman atacak. O benlik değil. Neyse, şimdilik herhalde bütün sorulara cevap verdim diye düşünüyorum. Ya da tamam herhalde, değil mi? Herkese sorular için çok teşekkür ederim. Ben şimdi montajlarını yapıyorum. Kesip biçme olaylarına geçtim. Bu sorular ve cevaplar videosunu daha yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi verebildiğim kadar, çünkü 46 dakika falan sürdü. O yüzden kısa kesiyorum ama ikinci video gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.